Arkadaşlar herkese merhabalar. Arabayı görüyorsunuz. Aracımız Tikko Pro 7. Tikko Pro 7. Bunlar yeni çıktı. Bu benzinli. Motor var üzerinde. 1.6 turbo. Motor gözükmüyor şu anda. Güzel yapmışlar bunu böyle de. Ben aslında bu arabalara böyle biraz böyle ön yargılı yaklaşıyorum. Parçası falan yok diye ama çok da güzel araba. Hoşuma gitti yani. Şimdi baktım öyle. Şunun için geldi araç buraya. Boyasına bir bakalım. Erkan Usta dedi. Sende cihaz var dedi. Ben de bu işlere meraklı olduğum için cihazım zaten vardı, daha önce almıştım böyle bir cihaz. Komple boyasına bakalım diye. Bazen fabrikanın öyle kazalı geliyor, macun geliyor falan duyuyorum ben dedi. Merak ettim dedi. Ekspere gitmektense senin buraya geldim dedi. Gelmişken ben de bakayım, inceleyeyim dedim aracı. Motoruna falan baktım. Hyundai'lerdeki motorun aynısı var. Turbo 1.6. 180 beygir mi dedi? Öyle bir şeydi, tam bilmiyorum ama. 175. 175. Gayet güzel gözüküyor. Bu da şık olmuş. Böyle hani çirkin bir görüntü ortadan kalkmış ama tabii burada sıcaklığa bu ne kadar dayanabilir onu da bilmiyorum yani. Böyle çok sıcak oluyor çünkü. Buraya da yeni turbolu motorlar da atmosferikler gibi olmuyor. 100 derecelerde, 110 derecelerde çalışıyor biliyorsunuz. Şimdi boyasına bir komple bakalım. İçine de bakalım. İçine de bayağı özellik var. Paralara gerçekten bu araba bedava ama hani bir kaza falan durumunda parça bulunabilir mi? Bulunabilir mi? Nasıl? Eski arabalar gibi mi olur? Onu da bilmiyoruz. Çok hızlı bir şekilde yayılıyor şimdi piyasaya bu araba. İlerleyen zamanlarda akıbetini göreceğiz. Yani şu anda yeni yayıldığı için belli değil. Kimsenin ağzısı da yok. Şimdi boyasına bakalım mikronuna, çamurluklarına, kapılarına, tavanına. Kaçar mikron gözüküyor. Bir yerde macun vesaire bir şey var mı? Oluyor öyle. Ben kurslara gittiğimde de başıma geldi. Sorduk, gördük. Evet, gerçekten oluyor öyle şey. Müşteri tabii haliyle o kadar para demişken sağ solu macunlu araba almak istemiyor. Herkes iyi geçerli. Siz de alsanız aynısını düşünürsünüz yani. Bakalım bir mikronlarına. Ondan sonra beraber bir test sürüşü yapalım. Performans falan nasıl? Bizim Datsun'la kıyasla nasıl gidiyor? Şöyle baktığımız zaman, bakın bu boyanın mikron, burası 100 gözüküyor. 100, 100. Buraya geçelim. 90, 100. Ortalama 90-100. Ben biraz evvel videoya girmeden önce bir kontrolünü yaptım. Gördüğünüz gibi. Bakın burası biraz daha boyanın tutunabildiği yerler. Mikrona bir tık fazla çıkıyor. Ama tabii böyle 10-20 mikrondan da şey olmaz, problem olmaz yani. Genel aşağı yukarı aynı baktım ben. Tavana da baktım şöyle. Şuradan baktım. Bunlar 90 gözüküyor. Şurası 80 gözüküyor. Buranın ortası 60 gözüküyor, 70 gözüküyor. Görüyor musunuz? 60. Bir de şuralara bakalım. Burası 80. Şöyle. Bagaja bakalım. Bagaj 80, 70. Yani genelde evet, boyayı bazı yerleri kalınlatmış. Fabrika. Markayı da görün. 290T yazıyor. Motoru da Hyundai motoru. Turbolu. Ama benzinli turbolular da var ya, süper spor motor gibi çalışıyor. Acayip devirli çalışıyor. Benim hoşuma gitmiyor değil doğrusu. Aslında 1.3 turbo var ya. Güzel gaz diyor. Şimdi şunu bir kontrolünü yapalım. Bundan sonra içine bakalım. Motor içinde giriyorsunuz bu şekilde. Şurada aksiyon var. Takviye falan yapacağınız zaman. Malzemelere baktım. Malzeme kalitesi hoşuma gitti. Fena değil. Ama tabii bu kullandıkça kalitesi ve sağlamlığı daha çok belli olacak. Şu plastik ısınma soğumadan dolayı artık bükülür mü? Orayı kullandıkça görecek insanlar. Cam suyu yeriyle motor suyunu dışarıda bırakmışlar. Gerisi hepsi içeride. Motor ayağına bakmak için kapağını açmanız gerekiyor. Evet. Şimdi bir yol testine gelin. Yoldan ısınıyor, bakalım. İçinde iyi kötü göstereyim size. Bu da bizim için deneyim olmuş olur. Şu gördüğünüz ekran komple dokunmatik. Sadece radyoyu açma kısma tuşlarını analog yapmışlar. Gördüğünüz gibi şöyle. 4 düğmesi analog. Gösterge muhtemelen %90 farklı efektleri vardır. Değişiyordur. Evet. D'yi alıyoruz. Joystick vites kolu var. R. El freni bırakmadan bırakacak mı ona bakalım. Evet, bırakıyor. Geriye gelelim. Araba biraz uzun. Şimdi devamlı her arabayı kullanıyoruz ama
Devamlı kullandığımız araba Duster olduğu için bizim, biliyorsunuz. Evet. Kılavuz şeritler de var. Ön tarafta da var, arkada da var geri geri gelirken. Tabii R'ye taktığınız zaman da sol tarafta kilometreyi, sağ tarafta da devri gösteriyor. R'ye taktığınız zaman, direksiyonu çevirdiğiniz zaman o kılavuz işaretlerde hareket ediyor. Arkadaki arkadaşlar, kemerlerimizi takalım lütfen. Arkada da misafirlerimiz var, iki tane. Aracın sahipleri zengin arkadaşlar. Özellikle şu soldaki arkadaş çok zengin. Şu var ya. Ben. Evet. Zengin her zaman göremezsiniz, onun için gösterdim. Biz de göremiyoruz. Dürbünle bakıyoruz zenginlere. Burada bir kablosuz şarj yeri var. Gördüğünüz gibi. Beşinci arkadaş seninkini görmedi. Sen sağ tarafa da oturuyorsun herhalde. Ondan dolayı oluyor herhalde. İki kişilik yerde mi oturuyorsun? Ya da kemeri taktığını göremedi, algılayamadı yani. Şu var, bu var, şu var, bu var dememe gerek yok. Arabada her şey var zaten. Şerit takibi, asistanları, falanları, filanları yok yok. Şu şarj yeri çok güzel. 10 numara 5 yıldız. Ben şahsen olsa isterim yani böyle bir şey. Özellikle sağa veya sola dönerken sağdaki soldaki arabaları gösteriyor. Düz giderken göstermiyor ama kameralar devreye giriyor. Ekrandan gözüküyor. Şimdi şöyle kırayım. Hemen gösterdi. Sağının solunun boş olduğunu. Lastik kümesi falan da kasaya göre güzel. Ağırlığı ne kadar olacak? 1,5 ton. 1,6 turbolu bir motoru var. Motor yalnız şey değil, direk enjeksiyonu değil. Mesela Duster'da direk enjeksiyon 1.3 TC'ye. Bu normal enjeksiyonlu turbolu bir motor. 7'lere DCT şanzıman. TCT. Çift kavramı. Evet. TCT tabi araç markalarına, modeline göre kimisi EDC, kimisi Power Jeep, kimisi işte her marka farklı isimler kullanıyor. Çift kavramalı bir şanzıman var. Şanzıman kısmı mekanik. Vites değiştiren bir beyin ve robot. Çift kavramalı da bir debriyajı var. İşte tek vitesler ayrı debriyaj, çift vitesler ayrı debriyaj değiştiriyor. Direksiyonda da bütün kumandalar var. Cruise kontrolün, işte şerit takibin, sesler, radyo, her yer buradan kumanda ediliyor. Güvenli çift parktan sonra ayarlayalım diyor. Böyle geliyor. El freninde otomatiği var, hem manueli var. Bagaj zaten dokunarak açılıyor, dokunarak kapanıyor. Buraya da elektrikli amansör koymuşlar. Yani fiyatına ve özelliklerine baktığımız zaman süper ucuz diyebiliriz buna. Şurası zaten kamera burada var. Büyük burası gördüğünüz gibi. Diğer arabalarda biraz daha farklı. Var sensörü, yağmur sensörü, işte şurada da bir sensör var. Tabii bunun ne sensör olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen işte aydınlık sensörü olabilir. Benim arabanınki orada aydınlık sensörü. Yağmur sensörünü de oraya koyuyorlar. Benimkini de yağmur sensörü bulmamlar da var. Bastığımız zaman işte 104'e falan tatminici bir uzaması var. Burada şimdi yorumlarda şunu da sorabilirsiniz. Elektrikli araç mı? İşte fosil mi? Ben kesinlikle fosilciyim arkadaşlar. Tutup da 5-6 milyonluk, 7 milyonluk, 8 milyonluk, 10 milyonluk araba alıp, elektrikli araba alıp neyse, işte 300-500 km gidip de yarım saat 45 dakika şarj edeceğim, bekleyeceğim. Ondan sonra tatile gideceksiniz. Bir de tatil bölgesi Antalya, Alanya vesaire bölge. Elektrikli arabayla gideceksiniz. Tabii sizin gibi başkaları da gelecek. 3-4 tane istasyonda kuyruğa gireceksiniz. 1 saat kuyruk, 1 saat dolup, 2 saat bekleyeceksiniz. Fosil yakıt baba, dolduruyorsun, devam ediyorsun. Biz yıllardır elektrikli arabayı 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda bulmuşlar, icat etmişler, kullanmışlar, bakmışlar ki batarya başa bela, şarj başa bela, hemen geri bırakıp fosile dönmüşler. Benim öngörüm, şahsi fikrim, düşüncem,
bu elektrikli araba dizel arabaların 10 yıl parlayıp 10 yıl ışıltılı bir süreci olup 10 yıl sonra bitirdiği gibi devletlerin ya da üreticilerin neyse elektrikli arabayı da bu şekilde bitireceklerini düşünüyorum. Çünkü batarya başa bela olacak. Bir 5 yıl giden 10 yıl giden batarya 10 yıl sonra araba fiyatında olursa adam neden batarya yollarsın ya da neden gitsin elektrikli arabalısın 10 yıl sonra araba çöp atacaksa bilmiyor tabii. Cep telefonları gibi aynı mesela. Eskiden cep telefonları bataryaları değiştirip kullanılabiliyordu. Şimdi kapalı yaptılar. Batarya değiştirilmiyor. Değiştirsen işte kabul etmiyor gibi atıyorsun, yenisini alıyorsun. Ya oraya doğru gidiyoruz ya da fosil yakıtlı arabaya devam ediyoruz. Ben şahsen fosil yakıtlıyı tercih ediyorum. Düşüncelerim bu yönden yani. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Çevreye zarar vermiyor. Evet, çevreye anlık olarak zarar vermiyor fosil yakıt gibi ama fosil yakıtında katalizörler var, partiküller var, bilmem neler var. Bunlar engelliyor ama pili de söktüğünüz zaman pilin bir bertaraf maliyeti var çevreye. Zararı var çevreye. Bunlar topluca ilerleyen zamanlarda çıkacak. Ülkelerin, devletlerin, şahısların başına bela olacak. Artık orada ne yaparlar bilmiyorum. Sıfır yüzü falan iyidir. İyi yürüyor bastığınız zaman arkadaşlar. Abi şu anda da ortalama fiyatım 13 gözüküyor. Bunun aşağı düşeceğini ben düşünmüyorum. Duster'da 1.3 TC'de 10 gösteriyor şehir içinde. Şehirler arasında da bu 8'e 9'a kadar düşebilir. Şehir içinde de 12, 13, 14 kullanımınıza göre 15'e kadar çıkabilir. Suspansiyon güzel, yumuşak. Direksiyon yumuşak, elektrikli direksiyon. Erol abi geçti. Konfor da çok iyi. Konfor da iyi, evet. Koltuklar güzel. Koltuklar elektrikli. %99 ısıtma vardır. Evet. İniş modu, çıkış modu vesaire her şey var. İki de geniş. Pro 8'lerle Pro 7'lerin arasında tek fark biri 7 koltuk. Birisi 5 koltukmuş. Tabii 7 koltuğa açtığın zaman da bagaj kayboluyor. Ben şahsen almış olsam bunu tercih ederim. 7'yi tercih ederim. 250 bin fark var. 250 bin lira da fiyat farkı varmış tabii. 2 koltuk için 250 bin liraya gerek yok. Bence arkaya binecek 2 kişi rahat rahat 3 kişinin yanında sığar diye düşünüyorum. Şehir içinde kısa mesafelerde sağa sola giderken. İçi de çok geniş. Şu yan yolcunun oturacağı yer. Buralar falan hep mesela şeyler yapmıştık. Bunu böyle kapalı ama altında böyle gözler var. Evet, gayet güzel. Dış tasarım güzel, dış tasarım güzel. Plastiği falan benim hoşuma gitti. Cam tavan da var. Çift kademe. Evet. İçeri aydınlık oldu. Açalım şöyle. Onu da söyle istersen. Buraya basma var. Sarıp açalım. Üstteki sos tuşu. Telefon bağlantısız. Evet. 112'yi arayıp acil yardım isteyebiliyor. Evet. Görüşebiliyor musunuz? Yeşil yanıyor şu anda. Çok iyi. Basmayalım şimdi. Biz bastıktan en fazla 10 dakika içerisinde ekipler arabada canlı var mı yok mu diye araştırmaya gidiyorlarmış. SOS. Yani bu aslında çok eskiden beri de araçlarda diğer de ülkelerde uygulanan ülkeler var. Tabii bizim ülkemizde çok olduğu için öyle mi diyelim ne diyelim bilmiyorum yani. Kullanmayı bilmediği için daha doğrusu eğitimsiz insan çok olduğu için okulda ne kadar eğitseler de eğitilmiyor arkadaşlar. Onlardan dolayı bizim ülkemize bu tarz şeyler çok geç geldi. Üzülerek söylüyorum yani. Trafikte bile hep görüyorsunuz benim söylememe gerek yok. Sadece benim söylememe olmuyor yani. Şimdi bunu olsa adam tak basıyor deneyim ya falan. Kesin yaparlar yani. Belki yapan bile olur. İlerleyen zamanlarda haberlerde görürsünüz. Çok eskiden beri vardı bu. Eski Clio'larda vardı. Ben biliyorum. O 112'ye değil direkt Renault'un işte Fransa'ya gidiyordu sinyal. Oradan işte arama bilmem ne çalışmalar oluyordu. Onda da 112'ye bağlantı iyi olmuş yani. Tabii hatsız katsız nasıl bağlanıyor? O da müdürle muhtemelen iletişime geçiyor. Nasıl çalıştığını bilmiyorum. Ona bakmak lazım. Yani. Ya da işte servise sormak lazım. Servisler de yeni olduğu için servisler de bilmiyordur muhtemelen. Evet, içerisi gayet güzel. Döşemeleri de güzel. Buradaki deriler bence koltukların derilerinden biraz daha kaliteli. Koltuklarınki muhtemelen deri değil. Suni deriye benziyor. Derlediğim zaman o hissiyatı veriyor çünkü. Ama kapı kollarının derileri gerçek deri hissiyatı veriyor. Direksiyon derisi gibi. İfraz
bagajlar falan güzel olmuş. Evet. Bardaklıkları falan arkada da vardır muhtemelen. Arkayı göremiyorum da. Koldayamanın altında da şey var. Soğutma var. Öyle mi? Tabii. İçini açtığında oraya bardak koydun, örnek veriyorum, soğutuyor. Orada işte ufak boyla bazı arabalarda torpil soğutması da vardı. Buraya da koymuşlar. Güzel. Gayet iyi. Yansıtma eski modelinde burada ayna vardı. Yeni modelinde kaldırmışlar bedavacılar. Burada ayna var. Açık ışık kendine. Makyaj aynısı tabii. Ben yapmıyorum ama siz yaparsınız belki. Olgun da yapıyor makyaj. Evet evet, çok kullanıyorum burayı. Bu kanalda bir denemek lazım ya. Ama muhtemelen 180'i geçmiyordur diye düşünüyorum. Yeni ağaçlar sınırlıyorlar. 180'den yukarıya gitmiyor. Sonra onun için özel bir program herhalde olması gerekiyormuş. Evet. Ya belki o şeyler var. Hani gizli özellik açan programlar var. Onunla açılıp yapılabilir ama şimdi şöyle bir şey var. 180'i sınırlamasının sebebi araç yüksek bir araç. Benim de aslında 180'i geçmiyor. Yüksek bir araç. O hızdan sonraki kısım tehlikeli bir kısım. Gerek de yok açmaya. Hani açsam ben açarım ama ben açmıyorum şahsen. Adam senin canının güvenliğini düşünmüş. 180'i sınırlamış. Geçmiyor 180. Zaten 180 bir kere yapılabilecek bir hız değil. Yani bizim ülkemizde de hız sınırının üstünde bir hız. Gerek yok yani. Altından rüzgar geçiyor yüksek olduğu için. Tabi bu haliyle yani en ufak bir esnemede daha da fazla havalanmasına sebep olur. Direksiyon hakimiyetini kaybedersiniz. Onun için 180'i geçmeyin siz. 180 de yapmayın. Sınırlaşmayın. Gayet güzel. Şöyle baktığımızda sürüş açısındaki görüş sağdan soldan 10 numara. O da hoş yani. Diğer arabalara bakarak. Evet, dönüyoruz. Hemen gösteriyor. Oo, yolda kasi bile gösteriyor ya. Süper. Sıfırın vermiş olduğu bir fısır fısır ırk da var bu arabada. Biraz kullanılınca bir de bakmak lazım. Mesela örnek veriyorum, bir 50 bin kilometrede de işte 60 bin kilometrede de 100 bin kilometrede de dağılıyor mu? Laçkalaşıyor mu? Prim sesleri başlıyor mu? Artacak mı? Bunları kullandıkça göreceğiz. Tabii bu arabanın hemen mesela örnek veriyorum 2 sene sonra makyajlı bir kasasını çıkarırlar. Onda da bunun kronik arızalar çıkarsa o kronik arızaları düzeltebilirler. Bu arada araba aracın yanına gelmeden çalışıyormuş. Uzaktan çalışma varmış. Kışın çok iyi olur. Soğuk yerlerde arabayı dışarıdan çalıştırırsınız. Siz gidene kadar arabanın çıksınır. İyi olur yani. Bu özelliği güzelmiş. Start stopla zaten var. Artık olmayan araba yok zaten. Evet. İzlenimlerim bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. İlerleyen zamanlarda gene böyle gelirse ben size aktarırım. Şu problem çıktı. Şöyle oldu, böyle oldu. Arabanın sahibine Allah kaza bela vermesin diyoruz. Hayırlı olsun. Evet, iyi bir ayın bir daha güzelleri takipçilerin olsun. Teşekkür ederiz. Çekilişle dağıtacak mısınız Erkan Bey? Çekilişle doğu ilyası dağıtmayı düşünüyoruz. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz Olgun Bey? İnşallah biz de düşünürüz. Neden olmasın? Diyorsunuz. Tabii ki, kesinlikle. O zaman teşekkür ediyoruz. Videomuzu sonlandırıyoruz burada. Hoşçakalın.